Ders kaydınızı da başlattım. Hepinize iyi akşamlar. Şimdi bu sabahki dersi bulmamız gerekiyor. Evet. Bekleyin, hemen açıyorum. Ekle. Geçen haftaki dersi tekrar etmiştik sanıyorsam. Burada neyi tekrar etmiştik? Bakalım. Bu sizin sınıf, evet, doğru. Tamam, şu bununla ilgili sorun vardı. Ben onu diğer sınıfta çalışırken fark ettik. Onu düzelttik. Şimdi tekrar sizinle düzeltilmiş halini bir çalışalım bunun. Nerede hata var? Kontrol V. Bakın şuradaki if'in, yani 4 tane if var. Bu if'lerin işlemlerini kapatalım. Yani hangi if neyle ilgili çalışıyorsa. Çünkü dördünü ayrı ayrı yazılmış. Ya da şöyle mi yapsak? Neyse, böyle bir deneyelim. Şunu da kapatalım. Önce if'lerin görevleri belli olsun. Bundan sonra eğer B3 çağrılırsa, tam burası da şöyle ve şöyle ve şurası. Şurası. Tamam, if'lerin görevlerini de kapattık. Eğer şu çağrılırsa bunu yapacak, bu çağrılırsa bunu yapacak. Şimdi bunu bir çalıştıralım. Hatta süresini de küçültebiliriz. İşte 800 milisaniye gibi olsun. While tour'un içerisinde herhangi bir şey yok. Tamam, çalıştıralım. Durduralım bunu. Çalıştıralım. Programı nasıl çağıracaktık? Herhangi bir buradaki B4, B7 pinlerinden bir tanesini çağıracaktık. Çağıralım. Şunu çağıralım mesela, B4'ü. Evet, yine hata yapıyor. Nerede hata var? Bakalım. Burada, evet, B4, B0. Bunu bir daha compile edelim. 800. Şunu çalıştıralım. Evet, çalıştırdığım halde çalışmıyor. Bunu kapatıp açalım. Evet, bunu açıp kapatalım. Yine hata verdi. Evet, çalışmayan kodlarda bugün. Bakalım nasıl düzeltebileceğiz. Ben bir kontrol edeyim. Void main'in kesmenin şeyi burada. Fonksiyonu şu 800 milisaniye. Bu if'in şartını çalıştırıp sonra dileğe çıkacak. Sonra kapatacak. Şöyle yapalım. Yani şu if'lerde hata var. Yani çağrılmasında bir hataya sebep oluyor. Nasıl düzeltiriz? Bakın şöyle yapalım. Her bir if için şuraya bakın bir fonksiyon yazayım. Tek tek if'lerin içerisine de yazabilirim ama if fonksiyon void fonksiyon yazdım. Bu if'lerin içerisinde şu fonksiyonu çağıracağım. Fonksiyonun içerisine de şey yazayım. Ne yazalım? Şu aç kapa yapıyor ya.
Ha, ama o zaman B0, B1 diye çağıramayız. Tamam, bunu kapatalım. Şunları tek tek kopyalayıp yapıştıracağız artık. Ctrl-C. Ctrl-V. Bu output love yapacağız buraya. Ve şuralara beklemesini söyleyeceğiz. Delay milisaniye. İşte 400 diyelim. Şu delay'i bir tane daha buraya ekleyelim. Ctrl-C. Şuraya. Tamam. Şunlardan kaç tane daha yapıştırmamız lazım? Ctrl-C. Şuna yapıştırmamız gerekiyor. Ctrl-V. Burası B1 olacak. Sonra şuraya bir tane yapıştıracağız. Ctrl-V. Burası B2'yi açıp kapatacak. Ve sonuncusu şurası Ctrl-V. Burası da B3'ü açıp kapatacak. Şunları kaldırıyorum. Artık burada delay'e ya da şeye gerek yok. RB'yi bakın bu şekilde açıp kapatmayı düzenledim. Bir de burada çalıştırabilirsek tamam. Bakın artık düzgün bir şekilde çalışıyor ve çok hızlı bir şekilde. Mesela şunu açalım. Sırayla o çağrılan interruptları çalıştırıyor. Şimdi buraya bir tane görev yazalım. Yani şuradaki if sonlanıyor artık. Bakın şuradaki if görevi sonlanıyor. Onun için interrupt'la ilgili herhangi bir hata oluşmuyor. Aç kapası da her if'in kendi içerisinde. Burası anlaşıldı mı? Ya da siz anladınız mı? Diye sorayım. Kodu buraya yapıştırıyorum. Anlamadınız değil mi? Ya hocam, diğer koddan farklı olarak if'lerin her birinin kapanma parantezlerini ekleyip içerisine koyduk değil mi? Her bir fonksiyon. Evet, evet. Aç kapasını kendi içerisine yazdım. Burası anlaşıldı sanırsam. Doğru mu? Ben anladım hocam. Tamam. Yani şöyle bir şey de yapabiliriz. Ama o zaman ayıramayız görevlerini tek tek. Yani şöyle yaptık, işte her birine ait bir tane kesme fonksiyonu belirleyip, işte yani her bir kesmeye ait bir tane görev belirledik. İşte bunun görevi bunu açmak, bunun görevi bunu açmak, bunun görevi işte sonuncuyu açmak. Bakın artık kilitlenmiyor da, yani hata da vermiyor. Bir kez onu çalıştırıp kapatıyor. Hatta sırayla açtığımda işte birer kez çağırıp görevlerini sonlandırıyor. Bunları kapattığımda tekrar mı ediyor? Ha, şöyle tekrar ediyor. Şurada bir değişim var deyip diğerlerinin hepsini tekrar kontrol edip çalıştırıyor. Mesela bunu değişim olduğunu düşünüp şunlardan gelen duruma göre tekrar hepsini tekrar ediyor. Bakın bunu açayım, şuradan başlayacak. Sonra bunu algılıyor. Sırayla o programın içerisine girdiği için şuradaki sırayı takip ederek değişimlerin hepsini ne yapıyor? Tekrar kontrol ediyor. Bunu şöyle de yazabiliriz. Gerçi şuraya bir tane rutin görev yazacaktık. Onu yazalım. C5 pinini şöyle şurayı açıp kapatmasını isteyelim. Şimdi hata vermeyecektir. Şurayı kopyalayıp while tour'un içerisine yapıştıracağım. Ctrl-V. Burayı da C5 pini için düzenleyeceğim. Şurası C5. C5. Tekrar bunu compile edelim. Evet, hata yok. Şimdi şeye geri gidelim. Buraya geldik. Yükleyelim. Yükledik. Şimdi bakın burada C5 pini yanıp sönüyor while tour'dan dolayı. Şimdi şurayı çağırayım. Bak, burayı durdurdu. Bunu çalıştırdı. Bakın şunların hepsini açayım tek tek.
Burası bekliyor Vaeltur'u. Diğerleri sonlanınca Vaeltur'a geri dönüyor. Bir kez şunu hareket ettirdiğim için şu üçü için yaptı. Şunu hareket ettireyim ikisi için yapacak. Tabii o sırada Vaeltur'u bekletiyor. Şöyle bir şey de yapabilirim. Nasıl bir şey yapabilirim? Şuraya fonksiyon yazabilirim. Az önceki söylediğim fonksiyon vardı ya. İşte void fonksiyon olsun ismi. Bu void fonksiyon içerisine bir görev yazayım. Görev şöyle olsun. Ne olsun? 4 kez arttırsa. B portuna i sayısını arttırsa. İşte bir döngünün içerisinde yazdıkça hataya sebep olacak ama deneyelim. i eşittir sıfırdan i küçüktür 4'e kadar gitsin. i'yi birer arttırsın. Sonra output'a şey yazsın. Output B portuna. Yanlış yere yazdık. B portuna neyi yazsın? İyi yazsın. Sonra biraz beklesin. Delay milisaniye. Tamam. 400 milisaniye beklesin. Sonra bir şey daha yapsın. 0. Şimdi şuradaki yani 4 olması ne demek şuranın? Şurası 0, 1, 1, 0 olması demek. Buraya tekrar 4 bit ekleyecek ama bunlar artarsa şurayla ilgili işleme geçecek. Buranın çok fazla artmasını istemiyorum. Şuraya sıfırlayacak bir bilgi yüklemek istesem nasıl yaparım onu? Şurada bittikten sonra for döngüsü nerede başlıyor? For döngüsünün parantezini koymamışız. Şurası for döngüsünde olsun. For döngüsü 4 kez dönsün ve i'yi sıfırlasın. İ eşitti. Gerçi bittikten sonra zaten i'yi sıfırlar ki. Yani for döngüsü tekrar geri geldiğinde i sıfır olacak. Benim sıfırlamama gerek var mı i? Gerek yok. Gerek yok hocam. Doğru, gerek yok. Burası çalışacak. Ben ders kodunu yapıştırdım mı? Şu son çalıştığım. Evet, burası tamam. Şimdi burada bir tane fonksiyon yazdım. Fonksiyon i değerini B portuna gönderiyor. B portunda zaten 4'e kadar çıktı olur. 4'e kadar çıktı olması demek şuradaki işlemlerde bu anahtarlara dokunmuyor. Tamam. Şuradaki if şartının içerisinde fonksiyonu çağırayım. Yani bu fonksiyonu çalıştırsın. Şurası kontrol dileği kalsın. Dileğini koruyalım. Kontrol V diyelim. Fonksiyonu çağırsın. Hatta şöyle bir şey, fonksiyon içerisinde delay var. Şunu silebiliriz. Evet, şurası bizim işimizi görüyor. Süslü parantezleriyle if'leri buraya toparlayabiliriz. Ctrl V. Şuradakini de toparlayabiliriz. Ctrl V. Şurayı kaç tane oldu? 3, burası 4. Ctrl V. Bakalım. Burası kesmenin süslü parantezleri başlangıç bitiş. Şurası fonksiyon için tanımladığımız parantez. Burası for'un döngüsü. Buraya kadar hata yok sanırsam. Peki şurada da kendi şeyini çağıracak. Tamam, compile edelim. Evet, iyi tanımlamamışız. Bir tane hatamız oldu. İyi de tanımladık. Compile etsin. Tamam, hata yok. Şimdi çalıştıralım bunun üzerinde. Bakalım ne yapıyor.
Burası Valtur'un içerisinde çalışıyor. Bunu çağırdım. Bakın orasını dörde kadar, kaça kadar saydı? Üçe kadar saydı. Tekrar çağırdım. İ'yi sıfırladı. Üçe kadar saydı. Şimdi 3, 4, 5, 6, şeye kadar saysın. 8, 9, 10'a kadar saysın. 10'a kadar sayması için burayı 11 mi yapmam lazım? Tamam, burayı 11 yaptım. Bunu tekrar çalıştıralım. Şimdi interrupt'ta bayağı ileri doğru gidecek. Çalıştıralım. Rutin başladı while true'yla. Bunu çağırdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bitirdi. Bunu kapattım. Sıfırlamadı. Yeni i'yi çağırdığımda, fonksiyon tekrar çağırdığında sıfırlayıp başlıyor. İ değerini sıfırlamadık çünkü son haliyle burada kalıyor. Yani tekrar bunu çağırmamıza izin vermedi. Şunu çağıralım. Evet, bunu çağırmamıza izin veriyor. Yani her şeyde interruptlardan bir tanesini sırayla çağırmamıza izin veriyor. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Bu kodu da hemen sizinle paylaşayım. Yani daha farklı bir kod oldu. Ctrl A, Ctrl C. Şuraya yapıştıralım. Nerede? Şuraya. Ekle. Bir tane daha kod oldu elimizde. Peki başka bir şey daha mümkün mü? Şey yapabiliriz. LCD'nin içerisine görev yazabiliriz. LCD'nin içerisine ben sayma işlemi ekleyeyim. Şöyle daha önceki çalıştığımız örneklerden C5 ile ilgili olan kısmı kapatayım. Buraya şey ekleyelim. Ctrl V ile bakın say değişkenini yazacak ekrana, arttıracak ve şey yapsın. İşte 400 milisaniyede bir bunu çalıştırsın. Evet, yanlış yere yazdık. Şuraya dokunacaktık. Tamam. Say değişkenini tanımlamadık. Onu da yazalım. Say. Compile. Evet, bitti. Şimdi buraya gelelim. Tekrar çalıştıralım. Yükleyelim. Bakın artık burada while tour'un içerisinde sayma işlemi var. Şimdi ben buradaki B'nin herhangi bir B4, B7'den herhangi birisine tıkladığımda buradaki ne yapıyor? Fonksiyonu çağırıp çalıştırıyor. Bitirdiğinde yani çalışma işini bitirdiğinde bakın buradaki LED'lerin durumu eskiye dönmüyor. Çünkü orada da zaten sıfırla demiyor. Oraya kadar say ve dur. Sonra ne yapıyor? Şey devam ediyor. Siz söyleyin. Yukarıdaki LCD panelde saymaya devam ediyor. While true. Buradan tekrar çağırıp yukarıdaki LCD'yi durdurabiliyoruz. İstersek tekrar çağırabiliriz. Mesela şundan sonra bir tane de bunu çağıralım. Bakalım ne olacak. 10 oldu. Evet, bu son çağrı onun içerisine kaynıyor. Üst üste çağıramıyoruz. Evet, gibi. Buraya kadar var mı sorunuz? Benim yok hocam. Yani son olarak da LCD şeyini ekledik. Şuradaki while true'yu ekledik. Şu kısmı. Bunu da kopyalayıp yapıştıralım mı? Nerede? Şurada. Şey, bir saniye, yanlış kodu yapıştırmışız. Ha, tamam, burada var. Buradakiyle niye farklılar bunlar? Evet, doğru, farklılar. Şunu çalıştırmıştık. Sonra fonksiyonla yazdık. While tour'un içerisine görev verdik. Bir tane daha yapıştıracağız. Evet. Ctrl A, Ctrl C ve yapıştırdık. Tamam. Var mı sorunuz buraya kadar?
Benim yok hocam. Benim anlatacaklarım bu kadar. Hani başka bir şey daha denenebilir. Şöyle bir şey deneyebiliriz. Hani daha eğlenceli olsun hadi. Mesela bunlardan bir tanesini çağrılması durumu diye çağırsak, yani o nasıl olacak diyeceksiniz. Şunları, evet, input Ctrl C ile şöyle yapalım. Ctrl C ile şunu alayım. Burada evet, onu nasıl yazacaktık? Şununla mı yazabiliyoruz? Evet. Bu işaretin anlamı neydi? Şuradaki işaretin anlamı neydi arkadaşlar? Veya mıydı hocam? Evet, veya'ydı. Evet hocam. Evet, şunu mesela kopyalayıp Ctrl C, Ctrl V, bir tane daha yapıştırayım. Şunları kaldırıyorum. Fonksiyonu çağıracağım tabii yine içlerinde. Şimdi if'in içerisinde B4, B5, yani bunu muhtemelen compile etmeyecek, dış parantez yok diye. Şuraya dış parantez ekleyelim bütün if'e. Bunlardan bir tanesi gelirse, yani ne demek bu? Bir tanesi çağrılırsa fonksiyonu çalıştırsın. Şu fonksiyonu çağırsın. Ctrl C, Ctrl V. Evet, bugün bir zihin berraklığı yaşıyorum galiba. Evet, hata vermedi. Şu if'lerde işte normalde kod yazarken şurada hata olmuyor ama süslü parantezi koymakta fayda var. Az önce sabahki derste, az önce diyorum, sabahki derste görmüşsünüzdür. Sürekli ne yapıyordu? Kitleniyordu. İnterrupt'a takılıyordu. Şimdi şeyi yazdık. Buradaki fonksiyonu pin B4'te bir değişim olursa, B5'te bir değişim olursa, evet hepsi aynı olmuş. Şurası 6 ve 7 olacak. 6 ve 7 olacak. Compile edelim. Hepsini aynı şeyi yazmışız. B4, B5, B6, B7 yazdık. Tekrar yükleyelim. Çalıştıralım. Şimdi bunlardan bir tanesinden çağrımda bulunalım. Bakın, bir tanesini çağırmam o fonksiyonun görevine başlamasına sebep oluyor ve while true'yu durduruyor. Bunu çağırayım. Evet, çalışmadı. Fonksiyonu bir kez daha çağırmıyor. Bunu nasıl çıkartırız? Fonksiyonu çağırıyor. Evet, kilitlenmesine sebep oluyor bir şey. Şurada var mı? Yani normalde yazım yaptığımız yazımda bir sıkıntı yok ama artık simülasyondan kaynaklı olabilir. Şurayı bir daha bakalım. Bunu çalıştırıyor. 9, 10. Şunu çağıralım. Hayır, çağırmıyor artık. Bir kez çağırıyor ve hataya çekiyor. Evet. Yerde hata mı var? Tekrar bakalım. Herhangi birine basıldığı için hepsini bir kere de kabul ediyor olabilir mi? Yani hepsi bir basımlı kabul etmek tarzı bir şey yapıyor olabilir mi? Yani ben de emin değilim. Şu fonksiyonun parantezlerini kaldırdım. Tek satır. Belki void'u karıştırıyor olabilir diyeceğim. Bir bakalım. Ctrl Z, tekrar yükleyelim kodu. Çalıştıralım. Şimdi bir kez çağırdık. Geldi. Durdu. Bunu çağıralım. Hayır. Şurada kilitlenmesine sebep olan bir durum var ama yani işte fonksiyon içerisinde yazıyor olmamız sebep olabilir. Şuradaki bir fonksiyon. Bunun içerisine for'la çağıralım. Fonksiyondan değil de direkt for'dan çağıralım. Ctrl C. Fonksiyonu kapatalım buradan. For'un içerisinde iyi tanımlı. Şurayı da yoruma kapatalım. Şöyle yıldız slash'la şurayı kapattık. Compile edelim.
Bakalım şimdi çalışacak mı? Yani değişken bile bazen bir şey sebep oluyor. Evet, çalışıyor. Bunu çağırdık. Bunu çağıralım. Yok, hayır. Yani kompleks bir şey bile yazmak, işte for'la yapmak, işte değişkenler kullanmak birden fazla kere farklı yerlerde sebep olabiliyor kitlenmeye, ama şu anda çözemiyorum. Hocam V yerine veya yazsak? Burası veya. V işte yazsak hocam. Ama o zaman da şöyle olacak. Aynı anda hem buna hem buna hem buna hem buna basmam gerekecek. Ben herhangi birisine dokunulursa şu işlemi yap diye çağırıyorum. Ha, buradaki hatayı buldum. Ama yok, o değil. Bunu parantez içerisine alsam işe yarar mı? Şöyle yapalım. Bu da if'in şartı olsun, parantezleri olsun. Bakalım çağıracak mı görevini? Evet, çalıştıralım. Bunu çağırdı. Bir tane daha çağırabilirsek. Hayır, çağırmıyor. Yani şuradaki iç içe durum çalışmıyor. Buraya daha basit bir şey yazabiliriz. Onu takip edebiliriz. Kompleks olup olmamasından. Ders notlarına attığımız şu parçayı alalım mesela. Nerede? Şurayı yaklaştırabiliyor muyuz? %25 yapalım. Şurası mesela B0'ı açıp kapatma işlemi yapsın bir kere. Bakalım basitlik ya da gözden kaçırdığımız bir şey var mı? Şunu yapsın. Ben ne diyorum şimdi, bir daha kontrol edeyim. Eğer bu butonlardan herhangi birisinde değişim olursa, şu butonlardan herhangi birisinde değişim olursa, parantez doğru yerde, ne yapmasını istiyorum? B0'ı açıp kapatmasını istiyorum. Şurası doğru mu? Hayır, burası doğru değil. Burada parantez hatası varmış. Gerçekten mi? Bir saniye, bunu bir çalıştıralım. Bir yerde parantez mi unuttuk fazladan? Eğer işe yararsa tekrar geri döneceğim tek tek denemeye. Şimdi bunu çağırdık, yakıp söndürdü. Bunu çağırdık, evet, çalışıyor. Şimdi ya basitlikte ya da o parantezden hata vardı. Yani şuradaki bakın tek satırla bunlara görev çağırdım. Bir önceki fonksiyonun bunun içerisinde çağırıyordum. Fonksiyonu aktive edip bir çağırmayı deneyelim bakalım. Şuradaki parantezleri yeterli mi? Burası void'un, burası for'un parantezi. Şuraya fonksiyonu içerisine çağıracağım. Ctrl C. Ctrl V. Ctrl Z yanlış oldu. Ctrl V. Bakalım bunu çalıştıracak mı? Yine hata mı veriyor? Fazladan parantez var sanki hocam. Başarılı tamamlandı diyor. Şurası tamam. Burası bu parantez. Burası bu parantez. Burada parantez yok hocam. Şu an tamam. Bence tamam gibi. Bakalım çalışacak mı? Yani elimizdeki bilgisayar değil, buradaki mikro denetleyicinin üzerine simülasyon yapmaya çalışıyoruz. Tabii o sıkıntıya sebep oluyor. Çağırdık. Sayıyor. 10'a kadar sayacaktı. Saydı. Bir daha çağırabiliyor muyuz? Hayır. O zaman basitlikle alakalı. Efendim? Resetlememiz gerekmiyor mu? Hayır, o resetlememiz gerekmiyor. O kilitlendiği anlamına geliyor. Yani buradaki interrupt hata veriyor.
Bakın tekrar çağırdığımızda, daha önce çağırdığımızda çalışıyordu, artık çalışmıyor. Yani hiçbir demek, özür dilerim hocam, demek istediğim şu, onda şu anda takılı kalıyor. Yani bir reset yapmamız gerekmiyor mu? Hayır, öncekinde de öyleydi, takılı kalıyordu. Bak, kodu şöyle yazdığımızda çalışmıştı. Nerede o? Eğer kodu bakın böyle ayrı ayrı yazarsak çalışıyor. Bir kompleks hale getirip, yani şurada ayrı bir fonksiyon, bu fonksiyonu gidip kesmenin içerisindeki programla çağır dediğimizde hata yapıyor. Bunu tekrar mesela şöyle yapalım, bunun içerisine çağıralım. İşe yarayacak mı? Yani şuradaki işlemi, Ctrl C, şuraya alalım bakalım. Fonksiyondan çıkarmam işe yarıyor mu? Şurası forum parantezi. Evet, burası if'in parantezi. If'in içerisinde for var. Bu döngüler bile sebep oluyor olabilir. Kompleks hale getiriyor işlemi. Yani programlamayı anlamak mesele. Evet, çalıştıralım. Çalıştı. Bir kez daha çalıştırabilirsek, evet çalışmıyor. Tamam, for'la if döngüsünde takılıyor. Yani şurayı tek satırda yazmak, buraya işte bir for döngüsü oluşturmak hataya sebep oluyor. Yani bir şey daha deneyelim mi? Ders uzadıkça uzadı. Demek istediğim şöyle hocam, for döngüsünün içine mesela 400 milisaniye bekledikten sonra başa sarması gerekiyor. Başa sarmış yapmıyor olabilir mi? Hayır, for'u bitirdim mi çıkıyor dışarı. Yani buradaki fonksiyonu tamamlıyor. Bunu bir kez çalıştırıyor. Şuradan şu noktaya bir kez geliyor. Bir daha çağırmıyor. Şöyle yapalım. Output B. Yani mikro denetleyicinin nasıl düşündüğünü merak ediyorum. Buraya bir yazsam, bir göndersem. Bunu peş peşe ben kendim elle yazayım. Bakalım döngüden çıkması işe, döngüsüz yapmam işe yarayacak mı? Burası 3 olsun. Ctrl V 4 olsun. Şey de yapabiliriz. Mesela 1, 4, 8 de yapabiliriz. Değişiklik olsun. Her led bir kez yaksın. 1, 4, 8. Her defasında burası fonksiyonu çağırıp 1, 4, 8 yazsın. Şuraya da fonksiyonu, bu if'in, yok void'un parantezimi. Şurası fonksiyonu çağırsın bir kez. Bakalım ne olacak. Ctrl C, Ctrl V, compile etmeyecek. Noktalı virgül yok. Eğer bunu çağırırsa işlem basitliği var. Ondan dolayı yapıyor diyeceğim. Yani kompleks işlemi mikro denetleyici kendi içerisinde çağıramıyor. Evet, rutini başladı. Delay yazmadık aralara. Delay milisaniye 400 olsun. Bunları yapıştıralım. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Evet, artık söyleyebileceğim, eğer bunu çalıştırırsa iç içe fonksiyonlarda bu şeyin çok kabiliyeti yok. Ama bunu bakın yaptı. Şunu deneyelim. Evet, bunu da çağırmadı tekrar. Evet, artık pes ediyorum. Yani fonksiyon olarak çağırmaktan sıkıntı duyuyoruz. Şurayı da kapatıp son bir kez bu işlemi şeyin içerisine alayım. Şuradaki döngünün içerisine alacağım. Şöyle Ctrl C, fonksiyonun yerine bunu yazacağım. Bu da if'in içerisinde. Az önceki de if'in içerisinde. Az önceki de if'in içerisinde değildi hocam. Evet. Değil miydi? Değildi. Şu sayı dışarı çekelim. İyi de açık kalsın.
Bir saniye, onu da deneyeceğim bir daha. Yani hiç sevmediğim bir şekilde ders yapıyorum. Ama eğlenceli. Benim adıma, evet, sizin deneme, adınız. Deneme yanılma yoluyla gidiyoruz hocam. Çok güzel. Şeyde yok. Yani kitaplarda böyle bir örneğimiz yok. Tam bunu çalıştırdı. Evet, bunu çağırmıyor. Yani if'le çağırmak ya da şuradaki parantezlerle alakalı değil. Artık bulamıyorum. Yani basit bir şey yazsak, yani şuradaki kompleks olması da hataya sebep oluyor olabilir. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Hocam mesela pin B4, pin B5 olarak VA'lara bağlı ya, mesela bir tanesi için aynı kodu deneyelim. Nasıl? Sadece. Yani bu şu an hepsi birbirine VA kapısıyla VA'la bağlı ya. Yok, tekiyle denersek çalışıyor zaten. Orada bir sorun yoktu. Yani ben orada bir sorun görmedik diye hatırlıyorum. Bu parantezler de bir işe yaramaz. Bunları da silsek. Birer parantez azaltsak. Hata vermedi. Her biri için bunu algıladı. Bunun üzerine çağıralım. Bir kez çağırıyor. İkinci kez çağırmıyor. Yani şurası sebep oluyor muhtemelen. Aynı tuşa basınca da kabul etmiyor değil mi hocam? Yani B4'e bastık, başlattık. Sonlandığı zaman B4'e tekrar bastığımız zaman yine çalışıyor. Yok, hayır. Yapmıyor. Yani tek tek yazarsak sorun yok. Ama bu şekilde yazarsak sorun var. Yani en son kodu yazdığımız ve çalışan haline geri gidelim. Şurada, yani şu hali çalışıyordu. Doğru mu hatırlıyorum? En son yok, hayır. Kompleks bir şey yapmıştık son olarak. Bakın burada fonksiyon yazdık. Her birini fonksiyon içerisine yazarsak ayrı ayrı, bakın şöyle çalışıyordu. Her birini kendi if'i içerisinde yazarsak çalışıyor. Bunda sorun yoktu, hatırlıyor musunuz? Evet hocam. Yani ben bunları hepsini veya ile bağlayayım dedim, işe yaramadım. Şimdi böyle çalıştıralım. Bu çalışıyordu diye hatırlıyorum. Evet, başladı saymaya. Rutini durdurdu. Bitirip şurada bekliyor. Burası saymaya devam ediyor. Şimdi bir tane daha çağırabiliyoruz. Evet, bu çalışıyor. Yani çalışan bir kod var. Ben şunları birleştirmeye çalıştım. Demek ki mikro denetleyici orada sıkıntıya sebep oluyor. Bakın bunu kapatayım, bir tane daha açayım. Bakın çağırıyor. Yani normalde kesme çalışıyor ama işte if'in içerisinde hepsini bir araya toplamaya çalışınca sorun oluyor. Var mıdır sorunuz? Gayet güzel çalışıyor yani. Evet, sorunuz var mı? Benim yani bir sorunuz yok hocam. Yani benim yok da o veya kapısında kafam karıştı. Çünkü hani çalışması gerekiyor dediğiniz gibi. Ben şeyi yoruyorum artık. Buradaki simülasyon program hataya sebep oluyor. Benim bilgisayarım mesela kapasitesi daha düşükken ben şeyleri çalıştıramıyordum. Programları da çalıştıramıyordum. Şu anda mesela bu programı muhtemelen önceki bilgisayarımda çalıştıramayabilirdim. Şu anda çalışıyor. Sorunuz yoksa ben dersi bitiriyorum. Bayağı uzun bir ders yaptık galiba. En azından bugüne az uzun bir ders oldu. Ya da benim beklediğimden uzun yaptık. O zaman haftaya görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz hocam. İyi akşamlar. Görüşmek üzere hocam. İyi akşamlar. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Merhaba.